تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli televizyon kuruluşlar. Haqiqat sadası programımızdan 9-cı sahne görüşmelerine kızgın karşılayalım. Bismillah, Abdullah Yalqın. Qadirli qardaşlar, biz bu programımızda hammalarga ma'lum bo'lgandek dini sahada yetişip çıkan şu ustazlarımızı teklif qilib, şu hayatımızga, dinimizga alaqalar bo'lgan har xil mavzularda suhbat edip beriyotimiz. Bugün stüdyomuzda bir qancha qitim bundan burunqi programmalarımızga teklif qilgan Ustaz Ablacan Damollam'ın teklif olduk. Şark Türkistan Ölümalar Birliği'nin kuruluşu azalı bilmesi. Kıymetli vaktinin çıkıp köpe geldiği için ağzından köptün köp rahmet ediniz. Siz gibi Allah rahmet olsun. Kadirli kardeşler, bugünkü sohbetimizin ki anın mavzusu yani dinga ve milletke hıyanet kılış bunun cinayetlerinin ki türleri. Yani bunu kancı, bu bir hıyanet dese ya ki, dinge hıyanet ya ki, milletki hıyanet, milletki asilik, o bu nasıl desek, umumi bir halkı, abstrakt bir hukum, bunu konkret şekilde bunu konkretleştirip, ustazımızla sohbet edip, barımız, bunu biraz açımız. Çünkü hem Allah'a malum ki, şu ahirki mezgillerde, bugünkü gündeki vatanımız Şarkı Türkistan'da buluvatkan bu kadar zulüm, bu kadar vahşilik, Xitay, biz işgal uçurgan tarihten miyim, belki uçurup bakmağın, peşimizden hiç özgüzüp bakmağın derecede ki, çünkü valla zulümlere karmasın. Yine bazı bir, yani özünü Uygur'dan sanaydıgan, özünü hatta Uygur'dan öten Müslüman'dan sanaydıgan, şundak bazı bir kandak insanlar deyimiz, ağzımdan başka şekilde buzmay. Lekin bu şundak türdeki insanlar, yine hem bugünkü günde Xitay bilen her kıl şekilde hem kardeşiydiğen, her kıl şekilde özünü bir hata işini kıptırıp mu yine özüge her kıl bahanelerini içip, her kıl bahanelerini köstüp durup özünü aklaşkı tirişidigan insanlar köpüyüp kaldı. Muşunumu inşallah sohbet ceryanı da biraz kenarı şekilde açımız. Ustazem de şu al bilen muşun çördüğün halde yapısak. Al bilen biz hukum ne bir yani münafıklık hakkında bir kıskıcı bir düşünce verilse yani münafıklık fakat dinge nispeten dini bir lam ufkum mu ya onun ki bir millet ki özünün ki ailesi bu kançık konkretleştirelimiz bunu mesela uşaklık çünkü. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أمد مشو منافقلق sözüge kelsek bu Arap tilidiki yani nifaq sözüninki türlenişi bulup bunun lugatki manisi yalgan aytış ilimkir işiltiş köz boyaş, aldamçılık kılış, televilen dili birdek bulmaslık, iki yüzlümeçilik kılış degen gökşegan menilerde kilir. Yani bu nipak sözünün ki istalahtiki, yani atalgudiki menisige karaydıgan bolsak, bu özünün musumallığını, özünün müminliğini tili de ifade kılış, emri hareketlerde musumallığının seplerine kirvelip, köz boyap, yani taşkı künüşte, Müslüman kıyafette ama meneviyette, içki dünyasında yani küfür ile maslaşıdığan, küfür için hizmet kıldığan manımışındak buluş, bu nipakninki istalahtiki menisemdi. Yani izharul hayri ve israrul şer. Üzünün yakşılığını aşkarılaş, rezilliğini üşürüş. Üzünün esli kıyafetini insanların mehbi tutuş. Özü de bulmadan, özünün esliyeti de mevcut bulmadan alaydılıklarını, yakşı bulan kıyafetlerde yani insanlığa ait yakşı bulup görünüş. Yani bu, del nipakının münafıklığının ki, istilahdaki, atalgıdaki meallerinin birisi. Şimdi şu nesini inek düşünülüşümüz gerek ki, bu
münafıklık kesili. İnsan giriptar buladığın ruhi keselliklerinin ki işte de en hatarlık boğan bir kesellik bu. Kandak bir insan bu münafıklık keselini özü yokturuvarsa bu ruhi cihette hem kalbi cihette ülük bir insan hesaplanır. Ne için ülük oluduğu dese onun kallısı da dünyadan başka. Onun kallısı da üzüdün başka. Onun kallısı da üzünün vakitlik hayatıdan başka hiç nesi yok. Onun için bana bu münafıklık kesilen özü yoktur vakan insanın kolundan her bala kılıdır. Dünyalık için özünün düşmeler olan tıl biriktireleydi. Dünyalık için hatta özünün milletine, özünün dini kırındaşlarını hem satarlaydı. Demek bana bu münafıklıkın ki logatdaki hem istilahdaki manileri bana bu yukarıkılardan ibaret. Hoş, emdim hoşuna bir baştan bunu türlülerine ayırıp tekim bekkanı şekilde dinli boğan hıyanatın türlülerini, andaki milletki boğan hıyanatın türlülerini biraz türlü ayırsa ve onun cinayetinin ki İslam'daki oranını hükür. Hem de münafıklıkın ki türlülerine karaydıgan olsak bu münafıklıkın türü çok noktadan bundan iki türlü bölünürdü. Yani Nifakul Ekber ve nifakul asgar. Yani itikadi münafıklık ve emli münafıklık. İtikadi münafıklık olsa biz yukarı dediğimiz gökşeş yani teli de İslam'la dava kıldığan, İslam'ın şuarını toğlaydığan, taşkı görünüşe de Müslümanlık kıyafet kirip Müslümanların yığılışlarına, Müslümanların sorularına kilip Müslümanların içki mehbiyetliklerini, sır esrarlarını uğurlaydığan. Belki din düşmanları bile mehbi til biriktirip din düşmanları gibi Müslümanlarının sırlarını satadığan. Mana bu hıl şekildeki münafıklık bu şer'i prensipte küfrünün hükümede kilidendi. Hem şundakla bu süpetlenen süpetlengen, bu itikadi münafıklık ile süpetlengen bu münafık Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin ki 145. ayetinde ifade kılınığını boyunca innel münafıkîne fiddarkil esbeli minenler. Münafıklar devzahının en tigidi buludu. En kahrede ula azapka girdiler kılınudu diyen man bu ayetinin ki körsetmesi ve hükümü boyunca boğan çağda bu itikadi cihetteki münafık olup ketken insanların kıyamet günündeki tatıdığın azabı duçar oluduğun elemleri intayın ihir oludu. Mana bu yukarı ayetinin özünü İmam-ı Sa'di, tefsir Sa'di'nin özünü alaydı tabir kılıp bu münafıklının ki devzahının en tigidi bulaşının ki birden bir sebebi bula tilidi İslam'la dava kılıdığın taşkı günüşü de İslami kıyafetki kırvalıdığın şu arkalık Müslümanlığının küzünü boyap Müslümanlığını aldap, Müslümanlığını aldaş ölen bölge din düşmanları ölen mehbi til büyüktürdüğün, din düşmanlarının menfaat için, Müslümanlığının zihni için hizmet kıldığın boğallık için bana bu iki noktadan Müslümanlığı ziyan sağladı. Birisi, Müslümanlığının içi de sepni böleydi. Müslümanlığının içi de pitni ihva, ziddiyet, bölünüş, tepırkıçılık, ıhtalaplığı sebep buludu. İkinci birisi, bana bu Müslümanlığının içi de şükürlüşüş, ruhi cihette şükürlüğünü payda kılsa maddi cihette çekiniş ki hem alayda ul asas salıdı. Bunda kurulun ağan münafıkının özünün kıyamet gündeki azabı intayın ihir buludu. Bunun için Allah subhanehu ve teala bana bu yukarı ayetinin özü de innel münafıkine fidderkil esbeli minen nar. Münafıkla kıyamet günü devzahının ki en tigide en kahrede buludu. Diyen, mana bu hakikat bunu ifade kılıdı da bayan kılgan eken. Demek, mana bu itikadi münafıklık o kadar ığır ki, bu itikadi münafık olup ketken, münafıkın hükümü, biz yukarıda şerirledik ki, bu kapırının hükümü de buludu, devzakta mengü kalıdığım bir taibendi bu. Ama, emili cihetki münafıklık, mesela üzününki taşkı körünüşü de, emili ifadeleri de, hareketleri de, münafıklıkınki hareketlerini sadır kıldığan, münafıklığının faaliyetleri olan şugullunu dığan, mesela onun da tili olan emeliyeti birdek bulmaslık, yalgancılık olan şugullunuş, amanet kıyılsa hıyanet kılış, vedi kılsa hılap kılıdığan, şundakla bu başkala olan datalaş kıpkasa ağzını bozup sedgep kılıdığan, bu hıl süpetlerini özü de mevcut kılgan,
Ve bu sübətlini ısıl devamlaştırıp kalan mındak tipteki münafıklar bula üzünün cinayetini, hatalıkını tunuğun dinkin biri imanın tekamullaştırış, ikinci birisi takvalıkını yükseldiriş, üçüncü birisi Allah'a hakiki semimi tövbe istiğbar telaş arkalık manı bulağının günahının mağfiret kılınatkallıkı, afo kılınatkallıkı nispeten cümür ulumalı alayda bununla delillerini keltirişken. Aldınki itikari cihetki münafıklık hükümü kapırını orduğun olsa kinki emeliyetleri de ifade kılınırken ma münafıklığının hükümünü yani bu mutlak devzakta menge kalıdığan tipteki yani kapırının hükümü de bulduğun bunda tipteki münafık emezde bunda şerirli göçüyle asasen köp sanmakla ilgileşken. Hem de biz yukarıda bayan kıpırttık münafıklığın ki türü çoğun cihetten çoğun münafıklık küçük münafıklık. Yani nipakul ekber, nipakul eskardın ibaret. İtikadi münafıklık ve emri münafıklıktan ibaret. İki türlü bulunutkallıkı ne dedik? Anlada itikadi münafıklıktan yani devzahtı mengü kalıdığan, kafirinin hükümünü buluduğan, katmı kat azapkı girittar kılınıdığan, bana bu itikadi münafıklıktan ki türlü karaydığan bulsak, bunun bir kançılığan türü var. Mesela birinci, bu itikadi münafıklığının birinci türü olsa ulu mukaddes Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yaktırmaydıgan. Karısı Kur'an'ın imanınız var mı? Odası, imanının bağlıkını dava kıldıgan. İslam'ın imanınız var mı? Dava kıldıgan. Müslümanlıkların şuarını tolaydıgan. Ama Kur'an, hadis arkalık bir hüküm oturgu çıkan olsa bu hükümünü yaktırmaydıgan, kabul kılmaydıgan. Kalbede şu hükümge nispeten her zaman narazılık ifadelerini bulduğun. Mana bu itikadi münafıklığının birinci türü. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ne mi dedi? Zalike bi annahum kerihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Mana bu ayetin beşi qaraydigan bolsak Allah Subhanahu ve Teala avval imanlık insanlığa hitabını qıp geldi. Ya eyyuhellezina amanu in tansurullaha yansurukum ve yusabbit aqdamakum vellezina kafaru fata'sal lahum ve azalla a'maluhum. Zalike bi annahum kerihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Allah bu ayette davet ediyor. Ey iman etkan kişiler. Eğer sizler Allah'ın dinine yardım versenle, Allah'ın dini için üzerinin varlığını bekleştirsenle, Allah sizlere yardım veriyordu. Kadamdırınlığını din düşmelerine karşı, zalim, zoravan, tacavuzcu kişilerine karşı Allah müstehkem kılıyordu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَأْسَلَّهُمْ Kâfır olup gitken insanlar, Allah onların halak kılıyordu. Olanın kılgan yakşı emellerinin hemen Allah baka kılıdı. Sebebi ne mi? Zalike bi ennehum kerihu mazalallah. Allah çeğen hüküm ne? Allah çeğen ulu mukaddes Kur'an-ı Kerim ne? Ola yaktul mugallığı üçün Allah olanı halak kılıdı gallıkını. Olanın barlık kılgan emellerini baka kıldı gallıkını tılgaldı. Emniyeti ola kançılık imanın davasını kılsın, kançılık İslam'ın davasını kılsın, kançılık ne Müslüman diye şuarını toluvasın, Allah'ın hükümünü yaktuğu mugallığı üçün mana bulanın ki nime birinci hükümü barlık emellerinin makbul bulmaydıkallıkı, barlık emellerinin pütülleyi berbat olup tügeydıkallıkı, mana bu itikadi münafık türüdeki kafirlerinin hükümü devzekte mengü kaldıkallıkı, nait vuruşen ifade kalındı. Yani bu itikadi münafıklığının ikinci türüge karaydıgan bulsak, mana bulan nimiş kılıdı ise, bulan garezlik alette, Müslümanların her kandak yığılışlarına katmış alaydı. Her kandak sorunlarına baralaydı. Müslümanlar ötkezgen her kandak bir içtimai faaliyetlerine hiçbir tepte atmazdın, üzünü Müslüman köküstüp durup baralaydı. Ama ola mehbi revişte din düşmeleri olan mehbi alakıdı buludu. Mehbi til biriktirdi. Her zaman Müslümanlığı karşı, Müslümanlığının zihni, üzünün din düşmelerine hizmet kılavatkanını tuyup tuymazdın, ulanın paydası için hizmet kıladı. Mana bu itikadi münafıklıktan ikinci türü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Bekara Suresi de mana bu hakta alay toktoluluk. Yani Bekara Suresi de 13 ayette Allah Teala mana bu münafıklığının zihninin ne kadar ağırlığını, bulanın hatırının ne kadar katılıkını, her zaman müminler bu münafıklarına tunuvanması bu maytkallıkını, müminler her zaman buladın ihtiyat kılması, dikkat kılması bu maytkallıkını. Allah Subhanehu ve Teala bana bu yerde bilgeliği üçün şuna 5 ayette müminler hakkı tohtalgan olsa, 2 ayette kafirler hakkı tohtalgan olsa, belki 13 ayette alayda münafık hakkı tohtaldı. Köp ayette tohtaldı bu yerde. Nemişka? Bunun hatırı nait köp.
Bu her zaman özünü Müslüman kıp göküstü. Her zaman çıraylık renkli çapallığını kıyıp, alaylı şuarlarını toğlap, Müslümanlarının sepeği kerep, Müslümanlarının közlerini boyap, her vakit Müslümanlığını kanakalıdı. Yani hunukleştiriş, acizleştiriş, sepini böleş, Müslüman liderlerine her türlü betnamlığını, töhmetlerini tokuş, Müslümanlığı ziyanseliştin ibaret bu garezüyle Müslümanlarının sepeğisi konup görüldü. Şu Allah-u Teala Manuşu Bakara Suresinin 14. ayeti de وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ وَاِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِيُونَ Ula müminlerin yanığı kegende, müminlerle uçuraşkanda, müminlerle bir gibi olgan vakta da özünü mümin kıp köküstüdü. Biz mümin bizdeydi ula. Her vakit biz mümin inşallah, biz mümin deyip dava kılıdık. Ve izâ halav ilâ şeyâtinihim özünün katlı başlarının yanığı kegen çağda özünün şeytanlarının yanı halika kal vakta da ne mi deydi o? Biz sile bilen belki. Biz fakat a mümin de karalgan insanlığını meskır kılımız ulanı. Ulan oynayımız, zanlı kılımız. Digen manu bu davalı velen her vakit 200 müçülük kılıdı. Tili velen emeliyeti bir dekemez. Şuar velen emeliyeti bir dekemez. Taşkı künüş velen işki künüşü bir dekemez. Manu bu haletli velen yol tutudu. Mana bu itikadi münafıklıkların ki ikinci türü. Şimdi biz İslam tarihlerine karaydıgan basak, İslam dini başlangıç devrinden tatıp takip bugünkü kegen kadar mana muşu tuttu ki münafıklarının zihni uçurdu mu odası uçurdu. Her türlülük münafıklar her zaman çıktı. Tarıktı mı yani? İslamlı ve İslam'ın obrazını konukleştiriş için. Müslümanlığının seferini böleş için, Müslümanlığa ziyankeş kılış için oturuğa çıkan münafıklarının tabiiti o kaysı bir milletin bozun asasen okşar. Ula birinci can saklaş, ikinci dünyalıkını kodak kılış, üçüncü dünyalık mensep, abroy, inavetlerini imayı kılış. Manı bu maksat filan kan akıllıdı Müslümanlığı küçeğe vakti de, Müslümanlığının devleti oğa vakti de, Müslümanlığının cemiyette imtiyaz, hukukları oğa vakti de, derhalı çapanla özgürtüp lan Müslüman kıyafet kifiri olurdu. Devri gibi aslaşıyordu bu. Her vakit yüzünü Müslüman kıp köküstüdü. Kaçan iki Müslümanlı zayıfleşken vakti de, acizlaşken vakti de, küfür ronak tepip terakikikken vakti de, küfürünün imtiyazı tekimi yükselken vakti de, derhalı kuyruk şıpan şıtıp lan kapır taraf götürdü de, ula ulan iğiz burun yarışıp, biz ne mi desenler şunu kıldığına edelim. Deplula Müslümanlığa karşı kapırının hizmetini kıladı. Mana bu hıl tabiyyatlık insanlar her devre oturgu çıktı. Bütün İslam ümmetinin içi de oturgu çıktı. Şu cümleden Uygur Müslümanlarının mincillik tarih karaydıgan bosak, mana şu Uygur Müslümanları izcil halette muştipti ki münafıklarının ki ziyankeşliği sebebilik, zulüm ve zoravallık aslıdan kutlanmadı. Ta bugünkü kegenge kadar mana şu Uygur Müslümanlarının beşidi şu kadar zulümünün yukurperliği çıkışı, şu kadar zulümünün yoğunap terakki kılışı, mana bu Uygur Müslümanlarının içinden çıkıvatkan, bizim tilimizden sözler, din düşmelerine yolbaşçılık kılıvatkan, kargı tügini yitekleyvatkan, her zaman ulağı yantayaklık rolünü oynavatkan, münafıklarının alaylı töhbirlerinden, alaylı ulağının hizmetlerinden ayırıp kargılı olmaydı. Bu akıl tuttu ki münafıklar her zaman vatan içinden hizmet kılgan olsa, çetellerine çıkıp, din kıyafeti de, mollu kıyafeti de, talip kıyafeti de, mücahit kıyafeti de, milli bir davager kıyafetleri de Müslümanların sefterine girip, her türlü hizmetlerini ütüvatıdı. Her türlü rollerini elevatıdı. Demek biz, Kur'an-ı Kerim biz ne? Manı muş tuttu ki münafıklarının ziyankeşliği, hatırı, zihni ve ulanı bizge epkildiğen balayı apitidin saplanmakımız için 1400 yıl burun bana bu hıl tuttaki münafıklığını agahlandırıp gelgen. Biz uşar olmakımız lazım. Manu şu Abdülkadir Damallamlı, manu şundaki münafıklarının kulu ölen şehit kılındı. Onun dinkin ki şunki münevver dini alımla, penni ziyalıyla, milleti itekçilik kılavatkan liderle, manu bula kimle terpiden berbat kılındı, kimle terpiden yuhutuldu, yani şu İslam'ın şuarını tolaydıgan, ya ki milli davager kıyafet kürvagan, manu muşundak münafıklarının her türlülük ziyankeşliği ve her türlülük ulanın mehbi hili neyranları ve ulanın oynavatkan münafıkhane rollarının neticesi de berbat olup, ula üzünün arzu kıgan, nişan kıgan gayelerine yetişte tosalgılık rol oynanıp geldi. Hile hem şunda kola oturdu, çetellerde hem şunda kola oturdu. Mana bu itikadi münafıklıkların üçüncü türüge karaydıgan bosak, her zaman münafıklık anda karaydı odası, üzünü bir ıslığa çıkıp göküstüdü.
Özüne dünyada bizle doğru iş kılımız, bizle hak yolda kagalları hata deydiğin bu ideyeni insanların iddisi kemsini düşkütürüşüdü. Hem özüne zaten doğru iş kılığı çıkıp göküsüşken oynadı. Bana karaydıgan bulsak, bundan 100 yıl burun İslam hilafetinin akdırılışı da del özüne atalmış sahte ıslahatçı deyip şu artı olup oturup çıkan bir Türk'ün garip derpinin palallık Müslümanlığının işçilerine sündüyken palallık olanın masum iddiasını sündürüp Müslümanlığı zengeçlik kılı için aldın teyarlığan insanların kılı ile bana bu İslam hilafeti akdırıldı ve İran oldu. Müslümanlığının birliği ve İran oldu. Bana en ahirki halife Sultan Abdülhamid II. Şu devrede aşkıl atılmış ıslahatçılar tarafından Kızıl Sultan, hıyanetkar, her türlü betnamlar ve her türlü töhmetlerin kurbanı oldu. Ama bu insanlık anda akıldı, garipten falanlık yetiştiriş neticesi de ula ıslahatçı oldu. Ula terakkiperverçi oldu. Ula insaniyetini kutkuzlukçu olup oturdu çıktı. Her zaman yine ıslahat davagerlerini garip dünyası yetiştirdi. Yahut Hristiyanla yetiştirdi. Kafir güçle yetiştirdi. Zalim, zoravan, tacavuz güçle en şu münkarız kılınan milletler içinden yetiştirip çıkıp o milletin közü de o katlı bir iş kıldığan, alaylı bir ıslahatçılık olan şu kıldığan, olanı her zaman yitekleydiğen dikidek bir görünüşüne köküştüp durup Müslümanlığını tuyuk yolu başlaş için alaylı asaslarını silişip geldi. En ahırda bana karşısınız hakiki ıslahatçının bana 100 yıl ötken bugünkü günün olsa da kimle ekellikini millet tunuşku karabımandı. Ama 100 yıl burun bilen mi ki? Bugün hile hem her kıl renklik çapallı bilen, her kıl alaylı yalgan yaltırak şuarlı bilen bana muşundak üzerine ıslahatçı kök istavatkan kuruk şuarçıla, kuruk davacıla Müslümanların içinden çıkıvatıdı ve şundaklı bu saddı Müslümanlar kanda akılavatıdı ulanın içki dünyasını bilmegellik üçün bana bu sahtı şuarçılarının sahta en şundak siyasi davagerlinin kurbanı bulaşkı harap gidivatıdı. Allah Teala mümte yüz yıl burun dep oldu. Ve izâ kîle lehum la tufsidû. Ulağa yeryüzü de bozukçılık kımanla. Ma Müslümanlığı ziyan samanla. Ma Müslümanlığının birliği ziyan samanla. Değilse ulan müdeydi. Biz ıslahatçı biz. Biz ıslahatçı biz. Biz ma insaniyetine o şehit kademli biz deydi. Ama Allah davet etken ki elâ innehum humul mufsidûn ve lâkin la yeşur. Ula emeliyette insaniyetine bozukkan insanlar. Tuyuk yolu başlayıkkan insanlığa ula. Ama özünün aşında rezillikle veren şugulunu dıgan, insaniyetini hata tuyuk yolları başlaydıgan, hakikatten çetnettirdiğen insanlığa ikerliğine ula özü his kalanmaydı. Onun da his kıldığan tuyuğu yok. Çünkü münafıklarının tebiyeti aşında tebiyet giydi. O üzüdün başkın tonumaydı. Hukuktun başkın tonumaydı. Nam atak şanşeraptın başkın tonumaydı. Özünün dünyasının başkan tanımaydı. Onun tabiati ki şundak bir an sınıp boğan. Çünkü onun psikisi bozulgan, ruhiyeti bozulgan, çünkü o bozulgan bir psikikiga, bozulgan bir kalpke, kesel bir kalpke iyi boğan insanlar boğallık için bulanın İslam'ı saldıgan, millet saldıgan zihni adetteki normal kafirine gidin, intayın, iğir oldu. Çünkü Allah-u Teala her zaman bana bu münafıklığına tabiatını bu ayetle arkalı okuturdu. Münafıklı özünü peylas sonaydı kallıkını. Özünün atalmış, katta, alim, ıslaha çıkıp göküstüdü kallıkını. Emeliyette bulanın bir sahtepez geldikini, yalgan çıkerlikini Allah-u Teala bana bu ayetle de uhturvatı. Şimdi bu itikadi münafıklığınınki törtüncü türüge karaydıgan bulsak, itikadi münafıklığının törtüncü türü bana bula İslam'ı bire musibet yazsa, Müslümanlığı musibet yazsa her zaman kanakılıdır, könlüdür, hoşallanıdır bula. Müslümanlığının kalbisinin könlü yerin bulundu. Karşı Müslüman kıyafette. Karşı İslami şuar var onun da. Ama Müslümanlığının kalbisini, özünün kalbisi de tanıyamaydıgan. Müslümanlığının musibetini, kıyınçılığını, benim kıyınçılığını da biz kalanmaydıgan, bunda an var onun da. Neymişka? Onun kalbi bozulgan. Şunu Allah-u Teala, Hazreti Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, bana bu tipki münafıklarını Allah'a dokturup, ve intusibke hasene tesuhum. Eğer siz bir yakşılık yazsa, siz bir yakşılık erişsiniz, kalbini sürekli erişsiniz, ulanın könlü yerin bulup kalır diye Muhammed Aleyhisselam. Eğer siz bir musibet yazsa, kıyınçılık yazsa, ula kanda kılırdı, ula şundak dekken ki, ha biz aldın tedbirini ağanken biz. Aldın bunun aldın ağanken biz. Üzün akıllık, parasitlik sanıp,
mana bu sözlərini qıldı deyə Allah Taala. Alayda mana bu itiqadi munafiqlərin ki təbiətini, onların İslam və müsəlmanlara tutduğu pozisiyasını mana Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a 1400 il burun xutub bu. Mana bu itiqadi munafiqlərin ki, yana 5-ci türə qaraydığan bolsa, ular müsəlmanları İslamın Allahın ayətlərini məsxər qılıb. Qanda məsxər qıldı bula? Hər vaqt müsəlmanların ki saqal lüküzgü sığmaydı. İslami kimleri, yakın namazları, yakın ibadetleri onların gözüge sığmaydı. Bunu bugün görüp durduğumuz. Dinlerle, İslami boğan kişiyle hüddü siyaset yürgüzenmeydi gandık edek. Ola bu milletki itekçilik kılanmaydı gandık edek. Bunu muşundak tebiyyetle, muşundak anla insanların idisi de mevcut olağı oturdu. Ama tarih de bu yan karapakalı. Allah subhanehu ve teala insaniyetini yaratıp ta bugünkü kegenge kadar ki tarih karapakalı. Adem aleyhisselamdan tatip Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçili karapakalı. Manuşu insaniyet ki birdin bir yitekçilik kıgan, insaniyet ki hakika hayatlık yolunu köksetken, yaşayış yolunu köksetken, dünya ve ahiretin bak saadetlik yolunu köksetken kişilik kimle oğan? Allah tarafından vehiy düşken peygamberli oğan. Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah tarafından vehiyini tapşırma oğanza. Kur'an ile Allah'ın vehisi bilen bana bu İslami devletin kurdu. Dünyaya hükümranlık kıladığan bir tüzümünü, bir yolunu köksütüp koydu. Bu peygamberinin kinki izbasarlı dünyaya hükümranlık kıldı, rehberlik kıldı. Hacaba bugünkü egen vakti de dindarla, din de okuganla bula siyasetin hali yaşaş gerek. Ama din okumagan, İslam okumagan, fakat din hukum kalısı bulmagan bir türküm insanlar, man milletki lideri oluş gerek. Her türlü şuarla oturgu çıkıp atıdı. Bunu çiğnmek lazım. Bu nimidin direk ördü? İslamlı ve Müslümanlığını mezhir kılıçtın başka derse mes bu. Aynı vakti o zide karaydıgan bolsak, manu şu Tebuk uruşunun o zide, Peygamber aleyhisselam ve sahabi kiramla kapırlıların çoğun bir cengici delgi duçar olmayla kayıtıp gelip, malum bir rayınlı kegen vakti da, manu bir türküm kişiyle topluş bulduk. Ultağın deyin ki, şulanın içinden birisi kupapla münafıkladın, biz mana bu peygamber ve onun sahabeleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ve sahabe-i kiramlarını o irade kılan buluşu mümkün de o sözü öyle. Ma ra'ayna misle kurra'ana ibaresi işte. Diyin ki kosak kamırak, korkuncak mana bu insanlarını biz görüp bakmaktık kendimiz. Şu çağının özü de mana bu haberinin özünü onudun bir adam desturup lan sen yalgan ettin. Benim senin diyen bu sözünü Peygamber aleyhissalatü vesselam yetküzümen. Diyen içe Peygamber aleyhissalatü vesselamın aldığı verip bunu yetküzdü. Ama Allah tarafından maksus ayet düştü ki kul eballahi ve ayatihi ve rasulü kuntum testehziun. Sıla Allah ve Allah'ın ayetini, Allah'ın peygamberini meskır kılmak için olamaz mı sıla? La te'teziru kadı kepertum ve de imanikum. Mümin boğunu aldın ki kapır olup gittin. Özür sürap oldum anasıla. Mana peygamber ve onun sahabelerini mezkır kılış. Bugün Kur'an ve onun talimatını mezkır kılış. Bugün İslam ve İslam hakikatlerini insanlığa yetkizdiğin ve şu bu için itekçilik kılmakçı olan peygamberinin izbasarı bulmuş ehli ulumalarını mezkır kılış. Ulağı mezkır nezirinden karış. Mana bu mu? İtikatlı kisel ve insanlığa terpidin çıkıdığın amıl bu. Kalbi kisel olan insanlığa terpidin çıkıdığın sözler bu. Mana bunu çözmek lazım. Demek mana bu itikadi münafıklığın ki türleri. Bunun her türlü karaydıgan bolsak intayin çoğun çoğun hukumlarını acayip zor mezmunlarını üstüne alıyordu. Ama bizim vaktimiz intayin kıskı boğallık için biz mana bu itikadi münafıklığın ki türünü müşinçilik bayan kılsak mençe yeterlik de karaymen. Ama bu emeli cihettemdi. Emeliyetleri de münafıklığın ki amıllarını sadır kıldıgan bu münafıklığın türü kanda türlerine bölünüldü ise birinci tilvelen emeliyeti böydek olmazlık. Devamlılık yalgan sözdeydi. İkinci amanet koyalsa hıyanet. Bu hadis koymazsan ayet. Ha, Peygamber aleyhisselam ayetul münafıselas ve izâ haddese kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tumine hâne ve fî ravayetun uhra ve izâ hâseme fecere. Yani münafıklığın alameti üç dedi. Yani bir ravayet dört. Sözlüsü devamlılık yalgan sözleydi. Vaadi kılsa halatlık kılıdı. Amanet koyalsa hıyanet kılıdı. Başkalağı bilen datalaş kılsa, azırak cengiciler güdüşar olup kalsa, derhalla ağzını bozup setken kılıdı. Bana bu emili münafıklığın ki türleri hakkında Peygamber aleyhisselam bana bunu oturga koygan buldu. Şimdi müşahede bir nesi var. O kaysedi ise bu yalgançılık diyen nesi
Ameliyette barlık cinayetlinin ki başta oturdu. Hı hı. Çünkü insanlar yalgan eğitişi bilen böyle işençtim kalıdı. Hem şundaklı özünün işençini yoktudu. Başkalarının kalbindeki işençini yoktudu. Peygamber aleyhissalatü vesselam şunun için bana bu münafıkların ki bu kıl türdeki süfetlerden yani insanlarını alayda agahlandırıp geldi. İkinci birisi bana bu vaadi meselesi. Bu insanın iddiasındaki vakit karşı olan münasebetlik. Bugün Uygur Müslümanlarının iddiası da, ulanın hayatı da bu şu vakit karşı meselesi çözüldü. İntayın sos koyulan cari olup getirdi dendi. Allah-u Teala ne için beş vakit namaz ne? Ülgeci namaz şemdikin hüpten hemini cuklap oku yutan desimi deydi. Ama beş vakit namazı periz kıkandikin her birisi üçlü vakit bitti. Eskalatı li vakti ha. Vaktine hem belgelendi. Şunda mı? Ne için? Bu Müslümanlığının iddiası da her vakit vaktinin muhimliğini ve şundaklı vakit karşını yitildirip durup özünün hayatını hakiki ehmiyetlik ve menelik ötküzeşinin zürüyetini Allah bir yerde siz biz güçlen demekçi. Ama biz çok. Vakti dikkat kılma vaktimiz. Şunu bu vedi meselesi pokun vakti icra kılımen çokum bunun alayda itibar eden karış gerek. Bu işinçilen münasebetlik. Üçüncü birisi amanet meselesi. Peygamber aleyhisselam ala uhbirukum bil mu'min dedi bir hadiste. Men silahı hakiki mü'minden haber kılmayayım mı dedi. Sahabe-i kiramlar tarafından haber kılışını talep kılığa vakti da Peygamber aleyhisselam el mu'minu men eminehun nas ala emvalihim ve enfusihim. Hakiki mü'min insaniyet dedi. İnsaniyet özünün cenini ve melini onunla amanet kıyalaydıgan. Özünün ceni ve meli üstü de onunla emin bulalaydıgan kişi hakiki mümin dedi. Biz bugün özümüzün cenini, özümüzün malı mülkini men Müslüman davatkan kişilerine amanet kıyavadınız mı? Sırrımıza amanet kıyalayımız mı? Kıyamavadınız. Kaçanı ki Müslümanlar içi de bu hıl amanetdarlık duygusu mükemmel yitilgen de onun deyince Müslümanlar içi de devamlık birbirini hürmetleydiğen isil ahlak yitilgen de. Bana bu dertalaş kıpı olsa ağzını buzuş, bu ahlakın ne kadar çirgellikinin ifadesi. Şunu Peygamber aleyhisselam münafıkta iki kıl hıslet asla mücessemleşmeydi, cuhlaşmaydı. Birisi güzel ahlak, ikinci birisi dini an, düşünç dedi. Demek bana biz hakiki güzel ahlak ilgisi bulaş olan birge hem doğru boğan bir dini anını yitildirişimiz gerek. Yukarısı, bana bu emili cihetteki münafıklıkların ki kıskıcı türü. Yani bu türlerine alımlar bir kancı türlü sözaklık. Mesela ibadetki sosluk olan karış. Namazga hurullahçı turuş ve izâ kâmu ile salâti kâmu kusâla. Bana bu namazga hurullahçı, ibadetki hurullahçı turuş. Bu nifakların ki en gevdelik ifadelerine birisi de bayan kılışkan. Hatta ibadette riyâ hurluk kılış. Yura'ûnen nâs ve lâ yezkûrûnallâh illâ kalîlâ. Ula kişiler riya kılıdı, hem Allah'ını az yad etti. Münafıkların yeni bir sübhetleri bu. Demek, endi muşuların ki, özüge karaydıgan bulsak, bana bu dini noktadan itikadi ve emili münafıklıkların ki kıskıca, yani tarifatları ve şundakla türlerden ibaret. Köklün ki rahmet, asas-ı cihetin şu çoğun ufkumlarını bulup mu dini cihetteki akıl insanlar bilip bilmeyi yaşayıp kaldığın bu türlerine ayırıp böyle bir yerde köstü böyle dinimizi köstüleyen şekilde bunu düşündür böyle. Hem biz inşallah köpüncü halkımız bu çoğun bugünkü Uygur Müslümanları bulup mu bakın münafıklıkların çoğun münafıklık da ayrı zikirden bunun Irak'ta hep kalemiz Rabbim sağlısın her bir insanını bulup mu şu uşak çiçek, insanlar böyle muğam, muamilde, erkıl, soğudu, sertik, o bu neslerde. Mesela başta, nimika vakti, izharul hayli ve israrul şerli, mesela dua etme insan. Yakşılık ne, aşkarı kıp köstüş, yamallık ne, yuşurup, kiliş, yani münafıklıkla neymesinde finatlı. Biz hayatımızda, kündük hayatımızda bunu yani selip, tekimbek bunu konkretlaştırsak, muşunç vala mesela, düşmelerimiz bilen hem kardeşiş. O sıla abayta keltürgen misallar var. Dini cihette uçuk hükmü var. Hem mesela ayrım ayrım söylesek her birisi ki birer programı kısak olan derecede ana temalar, mavzular söylendi bir adamda abayta yakın. Ama şu günlük durmuşumuzda mesela en adlisi yani bir vicdani şekilde mi olsun bir milli tuygu, bir milli bir Uygur Müslüman buluş süftülen bir insanın ki kılsa
Her kanda halkımız mı ayıplaydıgan, özüm biraz numus kılışı gerek boğan bir iş mi? Bu şu milletki hainlik kılış, milletke hıyanet kılışının cümlesi kiremdi. Bunun cümlesi mesela aşbezle aşkanısı var. Hıhtay kirse, hatırca meşkanda bir yeri tevrep mi koymayın, midrep mi koymayın, hıhtı uygulu tamakı kepe, yani tamakı ekep bir işi. Hıhtay ile Hıhtay'ın şirketlerde işleşi, bunun kendin tercümanlık, kılışı ötkende bu şundan meseleler çıkıp gitti mesela. Yeni şundan kıgıllama, mesmintilga almayı bulduk. Yeni özünü aklap, bu işin hicil olmasını özünü aklaydıgan derecik verip gittik hem de. Hatta devlet, normal bir Hıhtay ticaretçi ya ki sayahatçı tercümanlık gibi okumaya ötme hem de. Vatende o ünitilga almayız. Vatende uyardı Hıhtay'ın kulda işlevat kalla hemmesi. İlla bir şekilde kınması amal yok onun hem de. İlla hem de özünün milletini öldürgen, çapırgen yerde onun kum özür yok meyli vatan bozsun hem de. Bunu her bir akıl ilgisi düşünün şey. Normalde işlevat yapmak olmam benim de. Bu şu şekilde şu erkin dünyada şu, şu özünün cennet bir insan hem de başka iş kısım, her kanda bir iş kısım canına bakılırdı. Şu cennetine baktım, onu bunu kıldım diyen bahane bilen, özünün şu düşmanları bilen boğanmış, şu münasebette, hıddu özünün milletiyle boğandık. Başka bir nesini hiç yani, közge ilmastın, özünün milletinin tatibatkan, buzulumlarına pisent kılmastın bu şekilde muamillerde buluşu. Şimdi bunu mu şu milletki kılınan bir hıyanette karsak bulamdı, ya bunu başka düşünemdi bu vakti göz karışımda. Hem de bu meseleni düşünüş için adette bir Müslüman, Müslümanlık salaydı öyle. Kapırlarınınki malum türlerini ve kapırlığa, şu türdeki kapırlığa muamil kılış yollarını bölçenmek lazım. Bizde Kur'an-ı Kerim, yani kapırının türünü üç noktada bölüp durup, bulağı kanda muamil kıldığın bir prensibini belgeler koydu. Mesela, ehl-i muahede olan kapırlığı var. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye vakti vakti de, Tunca Yahudiler, Hristiyan, müşrikler olan bir vesik yine imzaladı. Bir kilişim imzaladı. Bu malum ehde namı tüzdü bu lağı olan. Tenişlikte bir göğüt aşakkında. Kaçan iyi ki şu ehde namı tüzülgen, yani şu kapırlarının ki mal mülükünü bire Müslüman, onu bulan talan kıgan, yakın uğurluğun, ya ki onun kızıyan zahmet sağan bolsa, İslam İbkanesi'nde okşaş cezalı. Onun hakkı hep bir ilet o. Şimdi ikinci kapırının türü zimmi boğan kapırındı. Müslümanın devleti var. Ama o devletke ya 15 günlük, ya ki bir aylık, ya ki 2 aylık. Mesela zimmi olup geldi kapalatı verdi. Bizdenki vize verişimiz ölen. Hayat kegen buldu ya bir mezgide yaşamak çoğu yerde. Ziyaret ölep İslam'a. Bu halette onun mal mülükleri gittik hiç kıkılınmaydı. Onun zulüm kıkılın bulmaydı. Ama üçüncü bir kapı var. O bosumu Ehl-i Harp. Bu del Müslüman bilen hiç kandak adımı yok, eşlesi yok. Ama o Müslüman tüpürkü tecavüz kıgan, o Müslümanın kanını tökken, o Müslümanın dinine, itikadına, kimliğine, hemen eski tecavüz kıgan bir kapıremdi o. Yani bu haletki kapırının özü bilen, İslami prinsipte, ha, ben normalde ticaret kıldım o, normalde yeni bir nes kıldım o, dep durup, ama o kapırığı paydiyet küzüş, o kapırga işleş, ya o kapırılan şirik ticaret kılış, bu del şu insanın imani meselesi bu. Biz yukarı dedik, eğer siz hiç kandak sizge tecavüz kılmıgan, hiç kandak sizge zulüm kılmıgan, ama sizin dininiz öyle ne yapıleşmigen, kapırılan eğer şirikli ticaret kılgan bulsunuz, o şer'i cihette caiz. Onun bir nesi satkan bulsunuz, onun bir nesini ağan bulsunuz, şer'i cihette caiz. Ama sizin dininizga, itikadınızga, kimlikinizga, Müslümanlıkınızga cavuz kılgan, sizin tüpürkünüzü besi bağlan, sizin yaşardın yokasan bulut dedip elet devam, sizin yokuşunun kuydu bulavatkan, sansızlığın sizin ehli evladınızı yoktu atmak gibi olgan. Muşundak bir kapırın özüyle ticareti şirikleşsem, ben başka şıkmadım ki ticaret şirikleştim ki. Ben başka şıkmadım ki onun kapırıp üzümlerini, yanaklarını sattım ki, onun mallarını seppedim ki. Ben fakat dünya ticaretinin şugunu vattım ben ki. Diyiş, bu şu insanın ki üzünü aldavetken kuruk bahanesinin başka nesemiz. Şeriatın, İslam'ın maksidini çenmeydiğen ahmak insanın kelle gidin başka nesemiz. Oyla bakırıyor ki, biz bugün
bir düşmanla bizge her zaman hırsız tutan bir düşmanın kolu sinip ketken bosa. Ya ki o düşmanın kusuk içip, o zayıflaşıp, acizlaşkan bosa. Bizge küçü yetmeyken bir halet tutan bosa. Onun tamak bir şey arkalı pulurken bana dep durup. Onun yarısını hep kuyaş arkalı pulurken bana dep durup. Eğer onu sak bir insanla aylandırıp koysak, o bizge tecavüz kılan mı kımamdı? O bizim yoktuşu için küşünüp gelip bizge yoktan da yok atmamdı. Elbette yoktudu. Bu hakikatini düşünmek lazım. Bugün Uygur Müslümanlarının zemini, Uygur Müslümanlarının kimliği, Uygur Müslümanlarının İslamiyeti ayağa sıkılıngan bir insanlığa çetellerde iyi bir yerle tuturup, ola ölen maslaşıp dünyalıkım için o, nefsim için o, cinim için o diyen bahanını bir yerde şu arkı köksütüp ekilip, onun olan ticareti bir dişiş, ya ki onun olan içki cihette til biriktiriş, ya ki onu karşı alıp, onu seyli sayahatlı da sayahat yetekçi olup yürüyüş, bu zalimli kollukallık, zalimin zoravallıkı sükut kıkallık, zalimli himayi kıkallık ve şundakla zalimli yaş kökellikten başka nesimiz. Biz bir zalimle, bir müşrikle, bir tecavüzçünün üzerine tecavüz edip zuvanımızda dava kılış ayrı bir mesele. Ama onun emniyetimizle karşı duruş ayrı bir mesele. Kaçan iki biz onun mihri muhabbetini kalbimizden mutlak çıkırıp değerlige vaktimizde onun dikin emniyetimizle onun karşı duru alışımız mümkün. Onun da nefretli alışımız mümkün. Dünyanın kayırdı bulaylı ki bizgi paydı menfaat tetküzüp tokan taktırdı mı? O digen bir dinsiz köş, o digen bir zalim zoravan, o digen bir tecavüzçi, o minin baylıkını besivaldı, o minin hemen esenini besivaldı. Men onun bu kıl besivagan aletini bilip durup, onun paydı yetküzsem, ya ki onun itekçilik kılsam, ya ki onun ki binası setip, onu bugünkü günün özüde yolbaşçılık yüysem, maminin imanımı çetilediğin, kalbimdeki nifak illetimini ispatlaydığın bir erkek bu. Diyen anla kim için İslam'ı çenmek lazım insallah. Bunu bu şekilde düşünmek gerek. Aynı vakitte de Şeyh-i İslam İbn-i Teymiye, hatta ki şunda bir petvanı verin ki. Eğer ben senin imamınla, Şeyh-i İslam İbn-i Teymiye'nin yanına onun nurgun şagirdleri girip, ya imam, bu Çingiz koşulları İslam tufraklarını bisip aldı. Bağgalli iki yerde bana bir türküm ilmalını aldığı selavat oldu. Dini zatlarını aldığı selavat oldu. Ulağını kollap, ulağını himaye kılıp, hatta ulağı üzünün nurgun yakşikeş olup, ulağı fırsat yaratıp verip durup, bana bu bizim dinimizi tecavüz kılmaydı ki, bizim İslamımızı tecavüz kılmaydı ki bu. Digüzüp, hatta nurgun saddı Müslümanlığını aldığı otu da, bunun kanda kıraydılar. Şeyh-ül İslam İbn-i Teymiye, eğer ben sizin imamınla İbn-i Teymiye, aşındak mollalarının sepede, aşu Çingiz'nin yasığını, yani şu Çingiz'ninki kanununu itiraf kılan, hem onunki içinde onu bu kollap, onu yolbaşçılık kılıp, yol köküstüp, aşuların eskerinin aldı da, ma Müslümanlığını aldaş için, güldürülüp kegem olsam, tuncu yuhtutkan o büküden buluşum gerekli. Neymiş ki? İnsanlar her vakit aşındak ilmalının kıyafeti yıkarıp, turku yıkarıp, doğru olmasa mı akınmaydı deyip durup, şundan bu kaçka, bana bu alım, şunda fetvalını belgenek. Demek, bana bugün günün olsa da birisi kopup, birine satsa, birisi kopup üzüm yanaklarını şükür ülkelerine ekirip satsa, kımı kaldırımız kalmadı, ahir kanda kıldı. Biz hem mi gözümüz yol açtık? Kavap yiyişi, kavap selişini gettik, nayyakışını gettik, hemmişini gettik. Hemmini gütüp atımız. Ahırda kızlarımızı işgül ülkelerine gökürüp, aşkallarını çaraylı usul oyunu kılıp, ipek, atlas kimlerini köküzü, Kıtay'ın küzü, taz çaraylı köküsü ettik. En ahırda Kıtay kana akıldı. Bugün her türlü, her türlü usulla ölen, bizden arnumuzumuz çetildiğin yollarını bir sıfatıdı. Bizden baylıklarımızı talan taraş kılıp, yalmap, yutuvatıdı. İşçi baylıklarımızda neçi yıllardın bir yürüp yutup gelgen bolsa taşkı baylıkımızda mı yalmağız gibi hemmeni yutup tüketişi karartmağız. Yani muşundak şaraitin olsa da yani şunun hizmet kılış. Gerçi Müslümanlığını onun olan işçi ciheti tılı büktürüp Müslümanlığını çakmadım okumadım diyen bilen emniyet şunun olan bir sorun da oldu kallıkı, bir dastıkan da oldu kallıkı, onun olan muğdaş kallıkı, ahir kısapta onun yakış köygellikinin ve şu bir zalim zoravan tecavüz kişinin yakış köygellikinin ifadesi. Bu milli noktadan mı numus, an numus olduğun iş. Bundak yolunu tutkan insan ve onun evlatları mı? Kiyin kükürlerde insanlığa terpidin. Belki hainin
Münafıkların evladı değilişi hem mümkün boğan bir yol. Ama dini noktadan karaydıgan bolsak, bu mu? Yani kalbinin nipak boğan insanla sadır kıldıgan. Kalbinin nipak boğan insanla onu icra kıldıgan bir hareket. Bunu bana bu şekilde düşünmekimiz lazım. Normalde mi şu kılvat kallar meyli tercümanla kılvat kallar olsun, erkin dünyanın değil, ya küşüler işlevat kallar olsun değil. Özünün milletinin ki malumatlarını bu neslin satması mı karıştırıp ki? Mesela adıra açıkan bulunur diye de. Ya deydi ki mesela bu, ben tercümanla kıp beden yok, ben işlevat kıtay, man zulüm kan kıtaya mez. Kıtay halkı kımmemek dedim mesela ki hakimiyet kılvat kan tutsa, bunun perkını ayrı iş gerekti geldiler şu. Bunu bir düşünmek lazım ki, her kandak bir zalim, zoravan güçlerinin ki, onu kollaydığın bir siyasi fıkralar var. Mesela 5. yıl vakası buldu Ürümçü'de. Şu vakalik oğa vakti de, Hıtaylı'nın torbetleri de, Hıtaylı tarafından okşumuğun inkasla oturup çıktı. Ulan ne mi deyişti? 90% Hıtay, Uygurlarını yoktu ve yetiştirerek. Uygurlarını yoktu ve yetiştirerek diyen inkaslarını yazıştı. Mana bu siyasi fıkra. Hatta İslam tarihinde bir vakalık var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn Cahş başçılığında bir türküm kişilerini Nehli degen cayga bir vazife bilen vazifelendirip evet. Bulanın vazifesini Peygamber aleyhissalam bir kanurtu yazıp ağzını peçetlep sen şu yağı bağın, pukun yağı bağın vaktinde anındayken bunu aç. Bula şu kanörtünü elip Nehli degen cayığı bağa baktıdı, kanörtünü açtıdı. Buyruk del Kureyş'in karavallarını tıntınlaş, sahnını biliş, ulanın içinde kançılık eden var, kançılık baylık var, bunu iniklaş. Bu işkelliğini bildi. Şunun önemli bula, onu tıntınlaş ceryanı da bu kapırlığıyla Azdula tokunuşup kaldı. Hatta tuncu İslam bilen küpür oturuştuk elgen kan şu yerde buldu. Bu şehri haramlı yüzbergen bir işiydi bu. Bu vakalik boğandın ki münafıkların ibaret bir türküm insanlığı bulup verdi. Biz yukarı dedik ya, bu münafıkların kanda kıldığın insanlar devamlı türde fırsat tapsılan pitni kıvata eriydi bu. Şimdi ama devamlı fırsat tapsı pitni kıvata eriydi. İslam tarihleri de bunun nurgun delili var. Bana şu Peygamber aleyhisselam'ın ki eyalı müminlerin anısı anımız, ağaç anımız olan Safvan'ın muattel hakkı da münafıkla kanda töhmetlerini çaplaşmadı. Kanda pitin kıvalarını tokuşmadı. Onun dün başkanı Peygamber aleyhisselam'a Allah subhanehu ve teala asmandın bir hükümünü icra kılış özünün bekvağın oğlunun özünün oğlu hesaplanmaydı kallıkı. Onun o bekvağın kişiden miras elişinden durus bulmaydı kallıkı din ibaret. Bu hükümünü Allah teala uçuklaştırış için manı bu Zeynep binti Cahş'ni Peygamber aleyhisselam'ın bekvağın oğlu Zeyd'i Harisa ile toykıp acırışıp idit çıkıp oğa vakti da Allah asmandın Peygamber aleyhisselam'ın nikahı. Şu çağda mı münafıkla türlülük üsek sözlerini tartışkan. Demek bu katın mı Abdullah ibn Cahş başçılığındaki bu kuşunun, bu kişilerin bana bu Kureyş kafirliğiyle boğan tokunuşudun nurgun münafıklı bunu fırsatla bildi de nurgun pitni kıvalarını tokuştu. Nurgun üsek sözlerini tokuştu. Bu ne mıkıkanı bu? En dişli güydü, huddi. Ha işini buzdu. Hem de bana Medine'de tindiş yaşayamayız. Bula, hem de bulanın çışığı tekdi. Bu oldu, bu oldu. Şehri haramdı mı edim, öldüremdi. Man, bu pitnelerini tokuğa vakti da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir insan boğallıktan ta Resulullah'ı vehiy çöp bu vekalikten esli maitini içip belgeçilik boğan aralıkta Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bulağı boğan muamele sel yeri kop kaldı. Allah subhanehu ve teala maksuaya çüşedi. Abdullah'ın Cahş başlığı ki bulağının tutkan yolu ne? Emniyet onu normal pukurattı. Normal ticaretçiydi o. Lekin normal ticaretçi normal pukura. Lekin ulanı tufraktan kokluğan. Ulanı tufraktan kokluğan. Ameliyatı o kogluğuçlar ama Hıtay'a okşatmaylık mı okşatmaz ki gerek. Bugün Hıtay üzüm tıpırkıdın 5000 kilometrelik çakırımdın besip çıkıp bizge okşaş 1000 yıllık İslami tarihi boğan Müslümanlık kimliği boğan bir insanların tıpırkı besi boğan o tıpırkını yalmağızı okşaş yutu boğan bir kapır meselesinden dişivatımız biz bir yada. Ama Peygamber aleyhisselamın şu vakti dedi ki Abdullah ibn-i Cahş ilen boğan Kureyş'in müşriklerinin emili ehvalı çok ula üzerine televilen söz dişedi kan kenu okşaş tele okşaş, örpü adeti okşaş boğan fakat itikadi noktadan farkı boğan bir insanlar. Ama şulanın üzünü mü
normalde ticaretçi, normalde karvan ula eskeremez şu vakti olsa da. Ama ula ulan tokunuştu, ulanı ölterdi. Tunca İslam bilen kupra oturuz, kan tükeldi. Bunu da münafıklı ihva takıdı. Peygamber mi sel bununla nispeten sel könlede gış nezirini ifade kıldı. Allah ayet çiğdi ki peygamberge kayıp ayet çiğdi. Bunların kıgan yolunu, tıkan işini, ilibagan faaliyetini, toğırlıkını Allah ispatlap koydu. Şu nesini inip şenlikimiz lazım ki bugün ha mağma tecavüz kımıgan kapırı bu. Bugün şu sizin tecavüz kılan kafirini kollavatan bir güç var. İktisadi cihetini kollavatıdı ve başka yolları kollavatıdı. Eğer bugün Hıtay'ın kürenli tıvatkan bir nesi var? O bozulu mukayese iktisat. Eğer şu Hıtay'ın iktisadi zerbiki uçuraydıgan olsa Hıtay dünyanın yoğunu olumen, dünyada en birinci nolçisi ben olumen demeydi. Demek onu kürenli tıvatkan nesi iktisat? O iktisat del bizden topraktan çıkan iktisat. Bu iktisatla bulan talan kılıp bu iktisatla dünyada birincilikle talışıvatıdı bu bedbek. Hem muşundak şeraitin olsa da yeni şu Hıtay'ın iktisadının revacılığı için, yeni Hıtay sodigerlerinin erkin azadı faaliyet edip veriş için ve ulanın iktisadının terakki kılıp ronak tepiş için tercümallık kıldım, onu kıldım, normaldi ben ticaret kılıp atım ben o. Normaldi ben cennini bakıp atım ben. Tarıktım ben münafık kandak geldim ben yukarı dedim. Münafıklı fakat cennini bekiş için, dünyalık için, art, azgını, nam atak, şanşerap, abroyu için ula kandak geldi. Her zaman İslam'ın zıdığa, Müslümanların zıdığa hizmet ediyordu. Allah saklasın. Bizde bir meydan yine kulaş gerek de. Bugün o bizden düşmanımız. Eğer onundan üzül kesil o tuprakını bir azat kılıp tazılayla, bizden bir İslami devletimiz o tuprakını bir asıl olsun. An kim onun olan bir ehdilişip kaldığı an tüzüm tüz kaş olsa, onun din kim onunla ha mavi degen siyasi kuramaz. O vakti şu vakti karaylı. Ama bugün kar koyak da cavuz çıktı bir yerge. O tıprağını karakoyak bastı. Toğra, Komünist Partisi baskan olsa, onun da burunki partiyelinin her birisi okşamakan şekilde besip geldi o tıprağını. Onu kollavatkan, onun fukrası var. Onu imai kılavatkan fukrası var. Şavgen vakası da, Şavgen'deki Uygur, Müslüman erkeklerini Komünist Partisi'nin askerleri bırakıp okudu, oldu mu? Ya ki fukrası böyle bir ülterdi mi? Bunu çenmek lazım. Şunun için biz bugün bizge tecavüz kılgan, bu hakimiyetini kollavatkan, himaye kılavatkan, her zaman onun iktisadının revacının için tövbeşavatkan, çeteldeki sodigerleri, ticaretçileri ve bulavulen til biriktirip durup, biz normal ticaret kılımız o. Dep ulavulen şirket kuruvatkan, ulavulen til biriktirivatkan, ulanın ticaretini ronak tepişi ve yükseliş için desmiyi selavatkan, ya ki ulavulen bir dastıhanda oltura, ıgız buru yalışıp numus kılmavatkan insanlar, benim kalbimde nifak illeti baki. Ben üzerimin kimliğini bir tek şürüp bakay. Ben vakitlik, ma dünyanın özü de vakitlik yaşığını bilen benim tarihimi dağı düşmüşsün. Evlatların, münafıklığının, casusunun evladı değil misin? Bunun için ben ma yoldan tohtay demek lazım. Bu iman meselesi, bu itikat meselesi, bu Müslümanlık meselesi bu. Tamam. Yenemde bazı muşu kıvat kalla, muşu işlevat kalla değil mi? Sengi, muşu Hıhtay'a tercümanla kılıştırdı olsun. Ötken de biraz şu biz belgen haber meselesi deyken biraz cedel macera oynadık. Hatta dedim ki ben bir yerde bir Türk'ün şirketi işlevdi ben. Türk'ün şirketi. Ben bunu üzerim tep izlep bağımladım. Şu benim o şirketimde Hıhtay'dan gelen heyetti. Hatta o devletler bir gelen heyetken hem de. Hıhtay'dan devletten gelen meyde bizim de karlılıp da para ilgi. Şark Türkistan'dan ait Uygurlar'a ammı dini erkenlik bir yeri verirken, belki sizin köyden sizin haberini? Mazrak köyden. Şu heyetki tercümanlık kalan. Şunun bilen bu, Muş'unda ekval, bu bırlam onun beşikli kegen meslemez. Onun başka yanındaki onluğun insanlar buluşmam kim bir yerde. Ticaretçi normal Hıhtaylar'a kılıçla mı bombaydı kalıqını söyleyip ötülemez. Bu insanın özünden kalbiye karış gerektir. Muş'unda devletler bu dini kegen heyetliğe mi? Hıhtay'da öldüken, abi muşu, ben işlevatken şu Türk'ün seyahat şirketine kaptıken, o seyahat şirketine benim hoca aynım, beni şunu vezifelendirdi, ben bunu red kalanmaydım, o bu diyendek bahane görüstüken derecede aklı kendini götürüp kalırken insanlar. Ya sen bir kulluk tüzümünde bir yer yaşavatam sen, ya sen bir Uygur bunu süptün bilen, asıl normal bir insan, her kanda bir Uygur şu seyahat şirketi işlevatken olsun mu, bir normal bir Uygur olsa, ya ben benim halkım yamandan bundan zulüm selvatıydı, ben manınla tercümanla kalamayım ya. Başka adamla uğraştığım bununla. Ben işten çıkırmasından çıkırmadıkken ki ben cenimden başka maylamçıyla kıpıldaksam tapayım. Ben bir zulüm karşı tuşuna ihbar etse aslında. De bunda diyen gibi diyemmey
Yani hicil olmasın bir yer kilip dikildiğin derdiği verip bir yerden ben kıvatkan işim doğru demeden değdiğin derdiği verip kalkan. Bu nemde mesela silahdır naiti normal ticaretçi, normal bir Hıhtaylağı mı şulağı işleş, ya ki onu bunu setiş, ya ki aşkanları da onun iman kılış, birge şu damak setiş diyendeklerinin hemmesinin ki milli şuurunun tamamen yok. Yok bu kallıkı, imanın da şuş gerek bu kallıkını söylep ötle. Yani demek ki bu kallıkını, bu tek en çok mesele de tabi devletin kegen, Hıhtay'dan bizini karlaş için kegen, heyetki tercümanla kıpırış hem de bu resmi aşina olan bir sebebi bu kallıktan başına esermez ki bu. Hem de bu meseleni şunda düşünüş gerek. Eğer bugün mesela Uygurlarının içi de nurgun oğuçlar iptarlıkla ziyafet gederlik kılın dediğinde mesela Mısır, Dubai ve başka rayonlarda mı bir Türk'ün Suudi'ye ticaretçiyle Hıhtay'ın konsul tarafından çakırtılıp suretler güçken, ziyafetler katlaşkan havalar buldu. Yani bunu biz kanda düşünümüz diken çağda. Yani de şu kişilerin ki üzgüçlük bir şer'i özürlüdür bu ama. Bunu bir düşünmek lazım. Yani biz bir adamın malum bir Hıhtay'ın ki konsulları öyle ya ki malum bir yerlerde suretli şüphelişi öyle onu casus de ya ki hain de ya ki münafıkıp gitken de bu da bu mutlak karlayamayız ya ki onunla o kalpaklı köküzemeyiz. Çünkü bir casus bunun farkı Hıhtay tarafından mahsus terbiyelengen olsa ve planlık halette o vazifeyi tavşırıp durup Müslümanların sepeği kürgüzülgen o ayrı bir şekilde. Ama hiç kandak bundak bir alakası mı yok ama çetelge çıktı. Çıkkan dinkin onunla malum besim işletilgen bir münafıklığa vardı. Besim işletildi ananız olayımızda da onu yoktumuz. Senin ya ki manda bir şirketini yoktumuz. Sen bizge pokunu pokunu adamların suretini yolla be. Digin kokşuğa matipti gibi münafıklar vardı. Bula biri aşu dünyalıkı sebeplik ya atanesi ya başkası tehdit kuşurdu. Bu sebeplik biri aşık adamın suretini yollagan bulsa gerçi şerif prinsipte bunun bir münafıklıkla yatkızılgan bulsa mı? Ama bunun hükümü ölen mahsus terbiyelengen casusunun ki münafıklığın evet. Hükümü asmaz mı pahit olur? Yani üçüncü bir mesele, normalde ya çetelge okulu çıkıptı, ya ticaret kılı çıkıptı, eytavur bir sebeple ölen çetelge çıktı, çıkkan dinkin, malum şirketler işlep kaldı, işleyen dinkin o şirketler bulsa, del onun zorun kılgan, tecavüz kılgan, büyük güçler ölen, soğuk ticaret kıldıgan şirket olup kalgan bulsa, o halde onun imani güçlük olsa, ya ki imani cihetin kısılıp kalsa, o derhalla o şirketten çekinip çıkmak lazım. Eğer onda bulmay, ben bu şirketten yenip çıksam başka yerde ben uğruluşuduğa iş yok, kıldığa iş yok, amalim yok olup kalan olsa, o mümkün kadar onun kalbi duası mı narazılığını bildirip durup, ya ki şu sorunda onun zalim zoravan hakimiyetinin zalim zoravallıkını televilen bozum ihbadı kıp durup, kollansam mı meylede. Mahaleti yol tutuşu olsa, bana bu şericiyatın ait doğru ihbadı olurdu. Ama onu karşı elip, onu bağırıcı besip, onun önüne suret geçişip, hoşallıklıklarını ihbadı kıp yürüyüş, bu bir insanın ki imanının zayıflığını, itikadının acizliğini, milli kimlik ruhunun ne kadar hunukli çıkarak yüzengelliklerinin ifadesi bu. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Ama millet, mesela Ramazan'da iftarlıkı çakırgan okuçlu oldu ya, buna her kıl sebeple ölen, tehditle çakırılgan buluşu mümkün. Bununla kolen eğer sürekli şüphelen taktırdı mı, onun kimliğini, onun asli salahiyetini inıklamayan bir ahvalda karkoyak, münafık, casus, digen koşuğun, makalpak ne, köküzüş, ahir kısapta Müslümanlığa otursa da şençsizliknin uğrun çeşişe alayda rol hep kalımız. Lekin aldıraktan hep münafık deyiştin, casus deyiştin, saklanmakımız lazım. Ama her bir Müslüman bugün o Müslümanı tecavüz kılan, zeminini tecavüz kılan, kimlikini tecavüz kılan, onun Müslüman kırındaşlığı tecavüz kılan zalim ve o zalimlerininki her türlük yani şundak ticaret ömeklerininki çıkıp bu yerlerde erkin azar yügen olsa ulağı tercümanlık kıpırttım, yeni binası kıpırttım, yeni binası kıpırttım de bu yerde sıkılmay, kalbede azaplanmay, bu halette ulağı ile hünkârlişi, bu imanının zayıflişi, kalbinin nifak illetinin mevcutluğu ve milli kimlik ruhunun asasen hunukleşkenlikinin ölgenlikinin ifadesi var. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. O bir Müslümanın numus işi.
Demek hazır mı şu kalp meselesini biraz Müslümanlar ahırki gepleri de Peygamber Selam'ın bir hadisi isim gep kaldı da mesela. Yani normalde bir insan yani bir nersinin hatalıkı ya ki doğruluğunu mu'minle yani Resulullah'ın şu halkı o hadis halkı istifti kalbek dediğim bir hadis meşhur bir hadis var. Yani kalbinden patva sorguyanda. Mesela şu Nawas ibn Sam'an radıyallahu anhu Resulullah'tan ben yakşılık ve sa'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri ve şer. Ben yakşılık ve yamanlıktan sordum diyende Peygamber Efendimiz bir yerde şu hadisinden nâit güzel yani her bir mu'minin ki yani bir hiçbir alim yok, hiçbir dini alim yok yerde mi? Muşahidis ki asasen özünün kalbinin patva sorup durup bak tuğruyunu tapalaydıgan bir hadisken çok anladı. Kallam kaldı. Yani yakşılık ne? Resulullah şu kadar kıskı şekilde husnul huluk, güzel ahlak dedi. Şünçilik güzel ahlakın için hem nesim tıkıp etkili oldu değil mi? Yamanlıkı ne mi dedi? Mâ hâke fî sadrik ve kerihte eyyet talya aleyhin nas. Yani kalbini biraz tatılgan bir iş olsa ve onu başkalarının, Müslümanlardan boğan şu başkalarının ki onu bilip kalışını, körüp kalışını yaman köyden nesem hatalık, günah diyen muşuğu da şuna da. El ifmu mâ hâke fî nefsik. Kalbini uğrunu vağın, yani kalbinde tur vağın nese. Bu bir cinayettir. Yani toğur mu hatta mecap hata koydun mu yürük edi. Sel bir sıkılışı sıkılan. Muşu kaideye, muş hadisinde bundan bir insan özünün halka istifti kalbi, kalbinden sonra diyen olsa. Mesela şu işle vatkan, ulağı işle bir vatkan, tercümanlı kıl vatkan, uya bir yerde söyleyip şügen. Ya şunu kıldık Allah. Şu Uygurlar eğer zerrece bir Uygurluk duygusu olsun, bir günde onu kendi özünün Uygur ağınısını söyleyip yürüyendek Zeytinburnu'ndaki bir nimi de hatırlayacağım, yürelim düşünün. Aldı kendini mınık atım kara bir kıl rahatsız buldum da özümü. Yani Muş'un sahası mı özünün kıvatkanından bir günah ikerlekini Muş hadisinin özümün daha köz buldum. Müslüm rivayetinden bir sahih hadis var. Bu noktada akide prinsipi kötüysek, alımla İslam degen bir sözde tabirleşken vaktada, ifade kılışken vaktada. El-İslam, istislamu lillahi bittavhid, vel-inqiyadu lehu bitta'ah, vel-hulus mine şirki ve ahli, vel-hulus mine el-kubri ve ahli, vel-hulus mine el-nipak ve ahli. İslam degen bu deb şerileşken. İslam, Allah subhanahu ve teala'nın zatıda ve sıfatıda bir deb tunuş ve bir deb akide bağlaş olan mutlak buysunuş. Allah'ın barlık hükümlerine boysunuş. Vel inqiyadu lehu bitta'ah. Bir yerde itaat meselesi var. İnqiyat. İtaat arkalık Allah'a mutlak teslim buluş, boysunuş. Şundaklı şirkten şirk ehlidin. Küfürden küfür ehlidin. Nipaktan nipak ehlidin. Hulus ayrılıp çıkış. Ayrılıp çıkış da falan ayrım bir çölde yaşaş deyin yapamaz bu. Onunla nispeten ama insan bir cemiyet yaşap kalsa kanda kılış gerek. Bu yerdeki mesele sep meselesi. Bu yerdeki mesele meydan meselesi. Nerede şuna meselesi? Kaysi bir alim şunda bir ifadını kılgan. La yestakimu islamu abdin ve le vahadallahu ve tereke şirk illa biterkil kufur illa biterkil şirk illa biterkil nifak. Çokum bir insanın İslam'ı Allah'ını bir de tunugan hatta şirkini terk etken taktirdim o. O çokum şirkini terk etişiyle mutlak küfrünü terk etişiyle, küfr ahlını terk etişiyle, onundan özünü çetki ilişiyle, onun Müslümanlığı ravursuludu o degen iken. En karaydıgan bolsak, İslam'ın davasını hıftırıp, ama bu yerdeki mesele, bizgi tecavüz kılgan, oyla pakılıyor ki, bugün senin anan, dadan, akan, büyütüp kaldırın, eğer hemen çetelge çıkıvagan taktırdı mı? Ama senin nurgun, senin telefonun sözleşiyordun, senin kinin okşaş boğan, o tıprak sana amanet tapşırılgan bir tıprakta. Şun çuvula tasavvur kıkısız bir cinayetinin sahiptir bulmuş. Bu insanlı bir yerke sen tepte atmazdın. Kalbinde sıkılmazdın. İmani noktadın azırak mı boğulsa üzerinde bir azaplanmazdın. Vicdanın azaplanmazdın. Yani şula olan hem dastıhan bulap, şula olan külüş oturuşuş. Bunu mi dedin? Bunu çiğnemek lazım. Şuna bugün şunda yolunu tutkuşulağa gideyimiz ki bu sizin imanınız havalı. Bu sizin İslami itikadınız havalı. Müslümanlıkınız havalı. Her insan özüne aklı mısın? Eğer o
onu zalim deyip tanıgan olsa, onun hakimiyeti zalim deyip tanıgan olsa, şu hakimiyetinin ravacı ve terakkiyatını tutup koşuvatkan şirketler var, ticaret menbelleri var. Ulanı bu yerde kollamasın lazım. Hiç olmaganda kolumuzun başka şey, nefret nezirle karayan mısınız? Onun nefret duygusuyla karayan mısınız? Onun karşı kandak mı söz kılalaysınız? Onun karşı kandak mı hareket kılalaysınız? Onu hey zalim diyeleyiz kandak mı? Şu bu iman meselesi. Köptün köp rahmet. Nâiti yakşı. İçbeli Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. İnşallah müşünçilik kupayı boğandı. Dep karayma inşallah kadirli kardeşler. Kulumuzdaki kendisi etçi çıkartırıştık. İnşallah yeni bir katımlık uçuk sohbet. Hakikat sadası programımızda görüşürüz. Sizden Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala. Ve Berekatuhu.